Merhaba, ben Çağdırmak. Dedemin insanlarının DVD ekstralarına hoş geldiniz. Size biraz filmin çekim öyküsünden ilk önce başlamak isterim. Yine buradan bir set ortamından sesleniyorum bu arada. Hayatımız çalışmakla geçiyor. Dedemin insanlarının çekim öyküsü benim varlığım kadar eski diyebilirim. Çünkü bu bildiğiniz üzere benim etrafımdaki insanları, çocukluğumu, daha doğrusu bir kasabanın hikayesini anlatıyor. Kasaba, o kasabanın içindeki azınlıkların, çoğunlukların, bir sürü insanın acısını, sevincini, kederini, yaşadıklarını anlatıyor ve çıkış noktası da dedemin gerçekten bana anlattığı hikayeler. Öncelikle merak edilen bir soru var, ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu diye. Filmde gördüğünüz olayların çoğunluğu gerçek. Final biraz değişti sadece. Ben dedemin köyüne gidip evini aradığımda onun evini bulamamıştım. Filmde mutlu sonla bitirmek için buldurdum. Fakat köyünü buldum. Köyü de benim için şöyle özel bir tarafı vardı. İlk çekim günü gerçekten de o köyde motor dedik. Tabii böyle duygusal hikayeler karşısında insan sette tek parça durmak, biraz profesyonelce davranmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü bu kadar öznel bir hikayenin içinde kaybolabiliyorsunuz. Duygusal zaaflarınız var, bunlara düşebiliyorsunuz. Bunlar hep film boyunca benim yanımda sadece ve sadece tek problemler oldu diyebilirim. Çünkü bu filmde olağanüstü bir teknik ekiple çalıştım. Olağanüstü oyuncularla çalıştım ve filmime benden çok daha fazla neredeyse sahip çıktılar. O yüzden ben bu zor gibi görünen, hacimli filmin çekimi sırasında aslında tek bir an bile küçücük bir set zorluğu yaşamadım diyebilirim. Başta reji ekibinin doktor titizliğindeki çalışmasından dolayı filmin bütün yolları, her çekim anı bana açıktı. Sonra senaryoyu oluşturmaya başladığım zaman bir şey fark ettim ki evet, ilginç bir hikaye bu ama kimin hayatını deseniz, yani bu ilginç ama özel bir hikaye değil. Kimin hayatını deseniz bu denli ilginç bir hikaye çıkar diye düşünüyorum zaten. Sadece anlattığınız yere bağlı. Filmdeki en inanılmaz anlardan birisi örneğin şişelerin Girit'e gidişi. Ve oradan bize bir paket gelişiydi. Bu gerçekten de birebir oldu. Girit'teki evin sahibi değil, başka birisi bulmuş. Bu da biraz kurguladığım bir şeydi filmde. Tabii dedenin sonu merak ediliyor, gerçek miydi diye. Buna sadece şöyle bir cevap verebilirim. Bu sorunun cevabını ben de kendi özel hayatımda düşündüğüm için belki bu filmi yaptım. O neden benim de hayatımda vardı, hep oldu. Filmin 23'e uzanan kısmında gerçek yardımcı oyuncularla, yani yörenin halkıyla çalıştık. Şöyle söyleyebilirim ki o sahneleri çekerken meslek hayatımın en güzel anlarını yaşadım. Hepsi olağanüstü oynadılar. O setteki o birlik duygusu ve herkesin ne yaptığını bildiği ve neye hizmet ettiğini bildiği o an bir yönetmenin kolay kolay yaşayabileceği güzellikte bir duygu değil. Buradan filmde emeği geçen herkese bir daha ve bir daha teşekkür ediyorum. Oyuncular için benim bir şey söylemem doğru olmaz çünkü zaten filmde görüyorsunuz hepsinin ne kadar başarılı olduklarını. Bu Çetin abiyle 3. sinema filmimiz. Kabuslar Evi'nde de bir bölümü sayarsak hadi diyelim 3,5. olsun. Çetin abinin role hazırlanma süreci benim filme hazırlanma sürecimden biraz daha uzun oldu diyebilirim. Gitti kendisi, son mübadillerle görüştü. Aylarca bir çalışma yaptı bunun üstü. Tabii ki hani bu olması gereken şeyler doğaldır. Fakat onun bu işi yaparken kalbini bu kadar koyması hala hatırladıkça beni duygulandıran bir şey. Filmde gördüğünüz bütün oyuncular, yani onlardan tek bir insanmış gibi bahsetmek istiyorum zaten. Yani onlar
öyle bir kadans tutturdular ki aralarında, öyle bir aura yarattılar ki sanki filmin tek oyuncusu vardı. Dolayısıyla çocuk oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Ya, bu kelimeyi kullanmaktan çok hoşlanmıyorum. Yani sette çok eğlendik ama biz çocuklarla gerçekten eğlendik. Çünkü onlar bir tanesi İstanbul'dan, Durukan İstanbul'dan, Hakan da Nusaybin'den, köyünden ilk defa dışarı çıkmıştı. Onların birlikte dostluklarını izlemek, onların böyle filizlendiklerini görmek filmde. Şimdi hala dostluklarını sürdürüyorlar işte, internet üstünden olsun, telefonla olsun. Ben de ara ara onlarla konuşuyorum. Onların birlikte Türkiye'nin iki ayrı tarafından iki ayrı insanın dost olduğunu görmek çok keyifliydi. Buna rağmen Ahmet, buna karşılık Ahmet sana ne söyleyebilirim? Yani bu filmde elim, ayağım, sağ kolum, her şeyim oldun. Çok sağ ol. Bütün reji ekibi tekrar. Valla kostümünden makyajına, sanat yönetiminden set ulaşımına ve sevgili çaycımız Salih'e kadar hepinizi tek tek hasretle kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İzleyiciye de teşekkür etmek istiyorum bu filme sahip çıktıkları için, bu filmi bağrılarına bastıkları için. Herhalde bir yönetmen olarak yaşayabileceğim en büyük mutluluğu, en büyük keyfi bana yaşattınız. Sizi çok seviyorum, sağ olun. Dedim, insanların senaryosunu ilk okuduğumda çok etkilendim çünkü ben de bir göçmenim. Ben de Bulgaristan göçmeniyim ve hani bu göçmen hikayesi hem yakın çevremde hem de etrafımda çok eskiden beri kulağımıza gelen bir melodi. İşte şöyleydi, böyleydi, şöyle geldik, böyle geldik, bu yüzden geldik. O yüzden hakikaten senaryo beni okuduğum anda çok etkilemişti. Zaten Çağdırmak usta bir senarist aynı zamanda. Ve senaryosunun hikaye örgüsü, okuması çok kolay, çok hızlı okuyabiliyorsunuz ve çok keyif alıyorsunuz okurken de. Çünkü senaryolardan bazen keyif almayabiliyorsunuz. Yani o yönetmenle gelişen bir şey haline geliyor. Bu set bol uçuşlu bir set oldu. Yunanistan'a gittik, Türkiye'nin adalarına gittik, Milas'a gittik, Gümüşlere gittik. Ekiple hatta saydık 17 kere, 18 kere bile havaalanını görmüşüz film boyunca. Çekimler çok keyifli, çok hızlı, sorunsuz geçti. Büyük keyif aldık. Çağdırmak'la film çekmek hakikaten çok keyifli. Halil'in Alexa kamerasıyla çektik filmi dijital olarak, high definition. Kamerada herhangi bir sorun yaşamadık çekimler boyunca. Açıkçası bizi oldukça mutlu etti bu kamera. Benim de sinemada kullandığım ilk hani proje Alexa kamera için bu oldu. Bu arada hani şöyle baktığımda bizi en zorlayan sahne ne diye düşündüğümde galiba yönetmeni de aynı sahne zorladı. Dedenin ölüme gidiş anı çekmek. Hem birazcık filmin çağın sonuna bırakmak istemişti sahneyi çekmeyi. Birazcık o da o sahneyle yüzleşemiyordu galiba. Kendi içinde hazırlanması uzun sürdü. Biz teknik olarak da biraz orada zorlandık. Büyük bir kren kullandık. Uzun bir plan vardı ve açıkçası hani yönetmenin o sahnedeki gerginliği size de geçiyor ve pek hata yapacak şeyiniz yok. Lüksünüz kalmıyor böyle bir durumda. O sahneyi tek seferde sorunsuz çekmemiz gerekiyordu. Uzun provalarını yaptık ve sahneyi tek seferde çektik. Çok da güzel olmuştu. Yanına pas. Yanlardayız. Benim için hikaye, dedemin insanların hikayesi. Yerinden, yurdundan zorla göç ettirilen bir ailenin kuşaklar boyu süren
ve bu göçün yarattığı acının hikayesi. Aslında böyle bir hikayede hazırlık aşaması galiba en önemli aşama. En azından bizim için öyleydi. Hikayeyi okuduktan sonra önce hikayenin içine oturtulacağı coğrafyayı aramaktı ilk niyetimiz ve önce bu coğrafyayı belirlemeye çalıştık. Ardından bu coğrafya içinde daha küçük birimlerde hangi sokak, hangi ev ya da nasıl bir sokak, nasıl bir ev detaylandırmamız gerekiyordu. Hikayede birkaç dönem vardı. Bunlardan ilki 70'li yılların sonları, ardından 1994 yılı ve geri dönüşlerle 1923 yılına dönüyoruz, mübadele yıllarına. 3 ayrı dönem üzerine de bir araştırma yapmamız gerekiyordu. Bunlardan en zorlayıcısı bizim için 1923 yılı mübadele dönemi oldu. Çünkü o yıllara ait çok fazla belge yok. Yoğun bir araştırma yaptık ama o döneme ait bulabildiğimiz fotoğrafın sayısı belki 30-40'ı geçmiyordu. Bu karantina mekanına dair hiçbir bilgi yok elimizde. Bir takım notlar var dönemin tanıklıklarından filan. Açıkçası geriye dönüp baktığımda en çok beni şaşırtan mekanlardan birisi karantina mekanı. Bu tarz filmlerde çoğunlukla mekanlar hep boş mekanlar olur ve donatılırlar. Bizim mekanlarımızın çoğu tadilata da muhtaç mekanlardılar. Üçlük ev ilk hali neredeyse bir yıkıntıydı. Bir takım pencerelerin yerini değiştirdik, eklemeler yaptık. Sıvalar döküldü, yeniden sıvandı. Birkaç yerde zemin kaldırıldı, yeniden döşendi. Dolayısıyla çok çok yoğun, bizi uğraştırmış, kafamızı yormuş mekanlardan biridir orası da. En öne çıkan ve üzerinde en çok kafa yorduğumuz mekan tuhafiyeydi. O mekandaki her ayrıntının dedeye dair bir şey söylüyor olması gerekiyordu. Ayrıca Ozan için de önemli bir mekandı tuhafiye. Belki de hayatında aldığı en büyük dersleri o mekanda aldı hep. Bizim orla gibi onu diyecektim Mehmet amca. Vallahi başka bir şey demeyecektim. Bu da seni şikayet edecekti değil mi? Yok vallahi Mehmet amca, yok. Yıkıl git eve! Gözüm görmesin seni. Dedemin insanları benim için çok özel bir proje, bir göç hikayesi. Aslında üç kuşağın hikayesi. Genelde de bir dede-torun hikayesi. Orada benim oynadığım karakter, İbrahim karakteri ikinci kuşağa denk düşüyor. Göç etmiş olan ailenin reisi, daha doğrusu şimdi ailenin reisi büyüğü olarak gördüğümüz, o büyük ailenin reisi olarak gördüğümüz Mehmet Yavaş'ın damadı. Çok dürüst, naif, işine sahip çıkan, işini büyük bir titizlikle yapan bir insan. Belediye başkan yardımcısı bir Ege kasabasında. Filmin hikayesi gereği işte biz genelde 80 öncesi, 80 sonrasında yoğunlaştığımız için göçle beraber getirdiğimiz bakış açısıyla beraber, sistemin değişmesiyle beraber aslında İbrahim de dürüstlüğü ve naifliği yüzünden otomatikman yarışın dışında kalanlardan. Çünkü savaşın koşulları değişince İbrahim'in tırnak içinde hani görece yaşamasını sağlayan, var olmasını sağlayan, insanlarla insanca ilişkisini, insanlarla insanca ilişki kurmasını sağlayan bütün özellikleri geçerliğini yitiriyor ve İbrahim yarış dışı kalıyor. Dürüstlüğü yanında da çok eğlenceli ve aykırı bir karakter. Çok çok keyifli bir iş oldu. Çok doğru bir iş oldu. Geçmişi anlamak için de doğru bir iş oldu ve yani bugüne bir pencere açtığını düşünüyorum ben bu projenin. Dedenin insanlarında çok değerli bir oyuncu kadrosuyla çalıştım. Özellikle de ne yaptığını çok iyi bilen bir kadroyla çalıştım. Sadece kamera önünde çok iyi bir kadroyla çalışmakla kalmayıp
kamera arkasında da gerçekten ne yaptığını bilen insanlarla çalışmış olmak beni çok sevindiriyor. Hepsine buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Çağ'ın bana telefonuyla başladı her şey. Yolda yürüyordum Bağdat Caddesi'nde. Telefonum çaldı. Bilmediğim bir numara. Açtım. Merhaba, ben Çağ'ın Irmak dedi. Bir an böyle, böyle bir durdum, kalbim atmaya başladı. Çok heyecanlandım. Çünkü çok çalışmak istediğim bir yönetmendi. O yüzden yani o kadar heyecanlandım. Ve bana bir filminin olduğunu, filminde de benim oynamamı istediğini söyledi. Sevinçle böyle, tabii ki neden olmasın, ben oynarım falan, hiçbir şey düşünmeden bir an böyle tabii ki falan dedim. Daha sonra bunun gerçek bir hikaye olduğunu ve Çağ'ın kendisinin annesini oynamamı istediğini söyledi. Çok çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. İşte daha sonra maceram böyle başladı. İşte senaryo okuduğunda bir oyuncu olarak böyle bazen karakterlerle ilgili kafanda sorular olur. Onu yönetmenle konuşma ihtiyacı hissedersin. Fakat burada hiç böyle bir şey olmadı. Senaryoyu okudum, okudum, okudum ve hemen o kadın gözümün önüne geldi. Nurdan karakteri. Nasıl bir kadın olacağı, hareketleri, hatta kostümü bile gözümün önüne geldi. Çünkü öyle bir yazılmış ki, o kadar iyi verilmiş ki karakter. Açıkçası kafamda pek fazla soru işareti kalmadı. Yabancı olduğum bir kültürdü, Ege kültürü. Bilmediğim bir şey ve hareketler, tavırlar pek bilmediğim, alışık olmadığım. Çağ'la birazcık sohbet ettim bu konuyla ilgili. Çağ bana çok yardımcı oldu. İşte gerekse şive konusunda, tavır, hareketler konusunda. Bu yöreden arkadaşlarımla görüştüm, onlarla konuştum birazcık. Çatpat öğrendim sayılır. Bu da çok keyifli, çok güzel bir kültürmüş bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. Çok hoşuma gitti. Çok rahattı her şey. Öncelikle Çağ'ın çok rahat olduğu için galiba onun enerjisi yayıldı. Herkese yayıldı. Bendeki o tedirginlik de açıkçası bitti sette. Çünkü gitmeden böyle işte ilk sinema filmim nasıl olacak? Her şey çok güzel olmalı, mükemmel olmalı. Böyle bir endişem vardı. Çağan şey dedi, ya dur ya, bu kadar önemseme, dur. Bir dur ya, bir rahat ol, bir bırak kendini, filmin içine bırak kendini dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. Böyle acayip bir film oldu yani. Biraz gülüyorsun, biraz hüzünleniyorsun, biraz böyle içim buruluyor. Ondan sonra tekrardan kahkaha atmaya başlıyorsun falan, diyorum ya, tam hayatın ta kendisi gibi oldu. Filmin ilk açılış sahnesi benimle başlıyor ve yoğun bir sahne. Öyle işte nefes almalı, ağlamalı, bir şeyler arıyorum falan filan. Çağ'ın şöyle bir kayda başlamadan önce bir prova yaptık. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan filan, bilmem falan dedi. Tamam dedim ben şimdi. 3, 2, 1, kayıt. Çektik sahne. Bitti dedi. Nasıl yani? Bir saat bitti. Bir daha çekmeyecek miyiz falan? Yo, bitti. Ben istediğimi aldım, tamam diyor Çağ. Bu filmi Çağ'ın önce bana anlattı. Hikayeyi anlattı. Aslında bir film olmadan bir hikaye anlatacağım sana diyerek anlattı. Dinlediğim zaman çok etkilendim ve sonrasında da oynadığım rolü teklif etti. Çok heyecanlanarak kabul ettim. Her şeyden önce bu Çağ'ın birebir yaşadığı bir hikaye olduğu için ayrıca yükseldiğim ve inandığım bir iş oldu. Bunun yanı sıra hiç bilmediğim bir dilde bir şeyler yapmaya çalışmak, oynamaya çalışmak benim için başka bir sınavdı. Bu da bir oyuncu olarak beni daha da iştahlandırdı. Çok güzel bir kadro vardı. Bir süre, yaklaşık bir ay kadar aralıklarla Yunanca dersleri aldık. Sete girdiğimizde gerçekten inanılmaz profesyonel, tüm oyunculara hakikaten çok kıymet veren insanlarla karşılaştık. Bir de söylemeden geçemeyeceğim, karantina sahnesi benim için çok etkileyici bir sahneydi. Orada bayağı zaten dolduğumuz birçok sahnenin patlama noktası gibiydi. Çünkü çoluk çocuk, hastalık, hastalıktan kırılan insanlar, çaresizlik, bunların hepsi üst üste geliyor ve o kıyafetlerle, o atmosferde gerçekten öyle bir çaresizlik içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Çok etkileyiciydi, bunu özellikle söylemek istedim. Çağ'ın bu projeyi getirdiğinde, bu senaryoyu bitirdiğinde Mos Prodüksiyon'la, artık hani Mos Prodüksiyon'un bu projeyi yapacağı belli olmuştu zaten. Ve Esi Gülce ile bu senaryoyu paylaştı. Esi de bana senaryo hakkında biraz bahsetti. Ve sonra Çağ'ınla birlikte buluştuk ve rol üzerine konuşmaya başladık.
Ben konusunu duyunca zaten çok heyecanlandım. Çünkü ben de göçmen bir ailenin çocuğuyum. Bir taraftan Çerkez, bir taraftan Arabım. Kayseri'den böyle Türk, hani her tarafından aynı Türkiye'deki bu durum gibi. Senaryonun içinde de bu temelden başlayan bir hikaye vardı. Aslında bir göç hikayesiydi. Göçmenler ülkesi olan Türkiye'nin aslında hikayesiydi. Başlangıcı itibariyle. Bu beni çok heyecanlandırdı. Mübadele üzerine çok fazla şeyler okumuştum. Çok fazla araştırma denmez ama hani ilgimin olduğunu hatta Çağan da biliyormuş. Üzerine de konuştuk. Çağan'ın çok güzel hazırlıkları vardı. Resimler, işte o çağda, o dönemde oradan göç etmiş insanların orijinal resimleri. Hatta Gül Cemal, gerçek o geminin maketleri. Ön hazırlıkta çok fazla bunlar üzerine çalışmalar yaptı ve bunları oyuncularıyla da paylaştı. Bu ön hazırlık safhası Türk sinemasında bizim çokça şahit olmadığımız, Türkiye sinemasında daha doğrusu çokça şahit olmadığımız bir durum. Ezgi Mola ile birlikte, öncesinde daha doğrusu Yunanca çalışmaya başladık bir ay boyunca. Costa bize destek oldu bu anlamda. O da çok ilginç bir çalışma oldu çünkü ben başka bir dilde hiç oynamamıştım. Başka dilde aşk hariç. böyle Yunanca oynamak biraz tuhaftı. Bir de yani aslında oynadığımız karakterler Türkler. Ama Yunanca konuşuyorlar. Çünkü artık ana dilleri bir bakıma Yunanca olmuş. Oranın halkıyla kaynaşmışlar. Yani filmin bir yandan da böyle çok ilginç bir yanı var. Aslında çok politik bir film. Yani Çağan'a sorsanız öyle mi bilmiyorum ama kesin öyledir. Fakat içinde asla slogan atmayan bir film. Bu çok değerli bir şey. Tam da bir filmi film yapan, sinema yapan bu değerler aslında. Bu buluşlar, bu yönetmen buluşları, bu insanların içini titreten o buluşlar. Çağan bunu sette fazlasıyla yaptı. Sette de üstelik hani senaryo aşamasında da, ön hazırlıkta da fazlaca yaptı. Bir filmi film yapan da bunlar zaten. Bu detayları bulmak, o anları yaratmak. Zaten işte bu anların birlikteliği oluyor o film dediğimiz şeyde. O seçilmiş anların birlikteliği. Sete gelirsek yani dediğim gibi çok profesyonel bir ekip vardı. Her anlamda çalışmış, ne yapacağını bilen bir ekip. Çağan'la çalışmanın şöyle bir yanı var. Gerçekten ne çekeceğini, ne yapacağını çok iyi bilen bir yönetmen. O dünyayı çok önceden kurmuş, inşa etmiş bir yönetmen. Ve gerçekten bir resmi hazırlıyor ve o resmin içinde sizi böyle bir desen olarak koyuyor içine. Ve sonra tekrar çağırıyor. Resme bak diyor. Bir resme bak. Bak içinde nerede olduğunu gör. Ve sonra da devin diyor. Oyna. Ne yaparsan yap. Bu bir oyuncu için büyük lüks. Dolayısıyla içinde bulunmaktan büyük gurur duydum ve çok mutlu olduğum bir proje. Gerçekten o kadar büyük bir sette, bu kadar büyük bütçeli bir prodüksiyonda böyle samimi duyguların olması beni geleceğe dair de çok umutlandırdı. Setin içinde de aynı şekilde. Biz belki 100 kişiydik bilmiyorum. Belki daha fazla. Ama sanki kimi zaman hani figürasyonla birlikte 300-400'e kadar çıktığımız oldu. Ama sanki böyle mükemmel bir profesyonellik vardı. Fakat sanki böyle bir amatör bir şey çekiyoruz. O ruhla çekiyoruz. Sanki böyle bir kısa film çekmenin heyecanı içindeyiz. Ama dev bir prodüksiyon vardı. Ama hiçbir zaman bize o prodüksiyonun baskısını hissettirmedi yapımcı. Most da öyle, Ay Yapım da öyle. Çağan da aynı şekilde. Esi Gülce, yani hepsinin ismini saymaya gerek yok. Bu çok değerli bir şey. Umarım başka projelerde de gerek Çağan'la, gerek Most'la ya da Ay Yapım'la yine çalışırız. Oğlum sen hiç akıllanmayacaksın ha? Niye bu kuduz köpek gibi dalaşırsın insanlarla? Bire kalkıp geliyor senin karneni görelim diye okula. Sen ne yaparsın? Harp edersin. İnsanların kafasını taşla yararsın. Ya ben yapmadım. Şenler de şey yaptılar. Ben öylesine duruyordum. Dur! Yalancı! Gözüme mi inanacaksın sana mı? Taş atıyordun. Azıcık attım ben. Vuramadım zaten. Azıcıkmış. Lan Ali Kur'an başkeser misin sen? Haydut mu olacaksın başımıza? He? Şu dizlerinin haline bak. Köpek yalasa doyar. Tamam dede ya. Arabaya binem orada var. Ne bindiririm seni arabaya. Çarşıya kadar yürüteceğim böyle ibret aleme. He? Ömrüm bir lahta gezdirmeyeceğim bir daha. Keze ben git. Dikkat canım ödemiş sabunlusuyla. Bak ben derim Çanakkale boğazı bu deryanda götümün ağzı. Gülüyor bile yüzsüz.